Sizce Tokat'ın en büyük sorunu nedir? Trafik şu anda. Peki nasıl çözülmesi gerekiyor sizce? Vallahi nasıl çözülür bilmiyorum. Bunu büyükler herhalde iyi bilirler. Siz de büyüğümüzsünüz. Teşekkür ederim. Sağ ol da şu anda trafik problemi gerçekten büyük problem. İş yerimize biz arabamızdan falan gidemiyoruz. Evet. Evimizin önünde bırakıyoruz arabayı, öyle gidiyoruz. Yoksa çarşıda her gündüzleri gidileceği medileceği yok. Evet. Bu vaktinde çözüleceğiydi. Gıc gıcın altından yukarı çıkan daha yapılanmadan bir yol. Bir de burada pazarcıktan giden yol. Pazarcıktan giden yol şu anda yeni yapılandı ama gene dar, hiç geçilmiyor. Oralar iki taraflı yapılsaydı şu anda hiçbir problem yoktu. İki tarafta yapılandı. Şu anda çözüm çok çok zor. Kolay gelsin onlara. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Trafik. Trafik. Ve park yeri. Aynen. Peki nasıl çözülür? Katlı otopark. Otoparkların evet. Daha çok gelişmesi. Katlı otoparkı. Katlı otoparkı. Aynen. Evet. Abi bana kalırsa işsizlik. İşsizlik çünkü küçük bir şehirde yaşıyoruz. Küçük bir şehirde yaşamamızdan sebeple iş yerleri de az, eleman arayan yerler de az. Yani bunu söyleyebilirim. Peki nasıl bir çözüm olabilir? Çözüm olarak biraz daha büyük şeylerin böyle boş gördükleri yerlere biraz daha mantıklı iş yerleri açmaları. Böyle genç çocukların, bizim gibi üniversiteye daha yeni geçmiş çocukların böyle kolaylıkla çalışıp kendi düzenini kurabileceği yerler olursa çok güzel olur abi. O kadar yatırım gelse de iyi olur değil mi? Aynen. Çok iyi olur abi. Ulaşım mı abi ya? Ulaşım. Trafik bence. Peki trafiğin çözülmesi için nasıl bir şeyler yapılması gerekiyor? Büyük araçların arkadan gitmesi gerekli. Otobüslerin arkadan gitmesi gerekli. Bu kadar yani. Normal ufak arabaların gitmesi daha önemli yani buradan. Sokak'ın en büyük sorunu trafik sorunumuz. Onu da çözeceğiz inşallah kardeşim. Çözüm için ne gerekiyor sizce? Çözüm için bu saatten sonra söz verildiği gibi her şeyin yerine getirilmesi bekleniyor. En büyük trafik. Peki nasıl çözülmesi gerekiyor? Vallahi başkan çözecek inşallah. Trafik. Peki nasıl çözülmesi gerekiyor sizce? Yani bilmiyorum onun projeler yani mühendisler daha iyi bilir. Ben İzmirliyim, Tokatlı değilim. Ulaşım. Ulaşım. Peki nasıl çözülmesi gerekiyor? Belediye başkanlarının işi, bir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Yani en büyük problemi bana göre şöyle yerleşmiş bir fabrika gibi türü bir iş yerinin olmaması olabilir mesela. Ben burada yaşamıyorum, çok şey değilim ama gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla o olabilir yani. Ekonomiyi kaldıracağını düşünüyorum. Yani tabii daha iyi olabilir yani, daha oturaklı bir iş sahası açılabilir. Gençler için dışarıya gitmezler en azından, biz de dahil olmak üzere yani. Yani bir deniz olsa güzel olabilirdi. Yani deniz olmaması kötü bir özellik bence. Onun haricinde güzel ya, insanları falan güzel. Sadece deniz yok maalesef. İşsizlik ve göç. Peki nasıl çözülmesi gerekiyor? İş sahası açarak, istihdamla. Başka türlü çözülmez. Yatırım getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Yani yatırım gelmezse zaten istihdam olmuyor. İstihdam olmazsa işsizlik artıyor. Evet. Hepsi birbirine paralel. Trafik aynen. Ve insanların anlayışsızlığı. Trafikte artık kavgalar çoğaldı. Anlayışsızlıklar çoğaldı. Saygısızlıklar çoğaldı. Peki bunun alt metninde bir şey yatıyor olabilir mi? Yani niye insanlar birbirine bu yıllarda daha çok saygısızlaştı, daha çok kavgalar oluyor? Tabii ki veriden geçiyor. Nasıl diyeyim size? Kafamızda bir problem oluyorsa daha çok stresli, agresif oluyoruz değil mi? Ya biraz önce başıma gelen olayı söyleyeyim. Ya düzgünce ne yolunda giderken. Sağımdan geçiyorlar, solumdan geçiyor. İster istemez kendini insan kötü hissediyor. Ya ben mi acaba sıkıntındayım diyorum ama adam sağımdan geçiyor. Derdine ne oldu? Hastan yok, bir şeyin yok. Hastan olsa dörtlüğüyle yakarsın, konuya basarsın, bir şey yaparsın, uyarırsın. Evet, evet. Ona göre bize yol veririz. Trafikte bir sıkıntımız var. Ayrıca Dimes Kavşağı, sabah akşam trafikte ben 5 defa ışığa yakalandığımı biliyorum. Şu caddemizi sadece yukarı doğru çıkış, diğer ırmağın kenarını aşağı doğru iniş yaparsak trafiğimizin... Sana göre Tokat'ın en büyük problemi nedir? Sıkıntılı olmaz. Nasıl sıkıntı? Boş.